Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy binası 12'de unutulmayan, efsane olan bir ordu kullanacağız. Zamanında çok fazla kullanılıyordu. Şu anda kullanıldığını biliyorum arkadaşlar ve birçoğunuzun yani hepinizin de kullandığına eminim dev atıcı cadı kombinasyonu kullanacağız. Güzel saldırılarımız olacak. Bol bol ganimet kasacağız. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve yeni izleyen izleyicilerimiz için de kanalımıza abone olmayı Unutmayın diyorum uzun zamandır belediye 12 çekmiyorduk dedim bir video patlatmanın artık zamanı gelmişti Güvenç hesabındayız bu hesapla artık e, uzun zamandır ilgilenemiyordum arkadaşlar İnşaatçıları boş kalmamasını sağlıyorum sürekli dolduruyorum Fakat videoda çekemiyordum köye girip kasamıyordum gerçekten çok e, fazla bir yoğunluğumuz var Hatta köy binası 14 geldikten sonra Özellikle köy binası 14'e çok yoğunlaştım ve buraları birazcık aksattım. Şimdi maksimum kahramanlarla, maksimum ordularla saldırı yapınca buralara gelince insan bir garip oluyor tabii ki ama burayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Köy binası 12'de birçok hesaplarınız olduğunu biliyorum. Şimdi duvarlarımız geride. Eyvallah. Fakat savunma olarak gerçekten güzel ilerliyorum. Laboratuvarda ufak tefek eksikliklerimiz var. Onun dışında kahramanlarımız da tabii ki süper değil ama yükseltmeye devam ediyoruz. Kullanacağımız bu orduyu göstereyim. Dev atıcı cadı bu şekilde sayıları var arkadaşlar. Ee, onun dışında büyülerimizde bu şekilde tercih ettim. Klan kalesini aslında fark etmez olarak göndermiştim. Halbuki buraya aslında bir tokmaktır, tomruktur, uçan kışladır çok daha güzel gidebilir. Bunlar da aklınızda olsun. Zeplin olursa direkt belediye binasını her türlü alırız diye düşünüyorum. Ama tabii ki balon olmasaydı Yeti Volkri... Yeti Volkri sığmıyor da iki yeti üzerine işte ee, barbar ya da büyücü falan güzel olabilirdi aklınızda bulunsun şimdi ordumuz bu şekilde kristal 2 ligindeyiz saldırı yapa yapa köylerden 3 yıldız 2 yıldız ala ala ilerleyeceğiz kupamızda yükselecektir ee, ganimetimiz bu şekilde bir tane inşaatçımız boşta inşaatçımızla dolduracağız arkadaşlar yavaştan ben ganimet aramaya geçiyorum Saldırı yapacağımız birinci köyü buldum arkadaşlar. Direkt Ölüköy ama ganimet çok güzel. Normalde Ölüköy'e pek saldırmak istemiyordum. Videoda keyifli olsun diye. Fakat bu ganimeti kaçırmak istemiyorum. Bir yandan da ganimet kasma hedefimiz var. Şimdi orduyu nasıl kullanacağız? Zaten burası çok kolay olduğu için pek anlatmaya gerek yok ama genel olarak bilmeyen arkadaşımız varsa ki olacağını da sanmıyorum. Şöyle yatay bir şekilde önden devleri tanklatıyorsunuz. Hemen peşinden cadılar. Daha sonrasında da atıcılarla bu şekilde saldırınızı başlatıyorsunuz. Duvar kırıcı desteklerinizi her noktadan yani 3 noktadan da göndermeniz güzel olacaktır. Askerler her tarafa dağılsın. Bu saldırıda özellikle arkadaşlar çoklu cehennem kuleleri olmazsa tabii ki çok daha tatlı olur. Cadıların iskeletlerini ve cadıları mahvediyor. Koruyucuyu şurada bastım. Zıplatma büyüsü kullanmayacağım. Büyülerimiz dursun istiyorum. Ee, onun dışında sadece kılan Kalesi'ne gelen büyüyü kullanacağım. Şurada bir öfke büyüsü patlattım. Ee, kraliçemiz içeri girsin dedim ama yani direkt büyü boşa gitti ya. Şurada bir tane rakip Barbar Kral var. Yani bütün askerimiz gitti direkt Barbar Kral'a. Vurmaya başladı oradaki duvarı indiriyor Sıkıntı yok güzel ilerliyoruz 3 yıldız zaten banko Hiçbir büyü kullanmamıza da gerek yok e, Köyü darma duman edip çıkacağız arkadaşlar Şimdi barbar kralımız belediye indiriyor Onun dışında gayet güzel Özelliklerini de basabiliriz Hatta bekleyeyim basmayayım da e, Diğer savaşa da hiç e, Beklemeden direkt saldırı yaparım Ufak tefek tabii ki yine eksikliğimiz olacak Klan kalesini doldurmamız gerekecek Barbar kralı bastım Kraliçeyi de bastım Bundan sonrası artık köyün üçlenmesi. En güzel ganimetlerin, en güzel ölü köylerin başında gelen bir ligdir kristal ligi. Ve altın ligi de çok güzel. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Birinci savaşımızı tamamladık. İkinci savaşımıza geçelim. Muhteşem bir ganimet daha bulduk. Valla kristal ligi galiba belediye 12 için muhteşem bir ganimet ligi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper ganimetler geliyor. Şimdi savunmaları zayıf. Direkt 3 yıldız alacağız. Bütün ganimeti de toplayacağız diye düşünüyorum. Bu sefer tomruk aldım arkadaşlar. Şimdi devlerimizi önden yolladım. Bu arada devlerimiz ve atıcılarımız pardon atıcı dedim. Devlerimiz ve cadılarımız maksimum seviyede değil. Bir seviye düşüğü var. Şöyle duvar kırıcıları da parça parça atıyorum. Tomruğu gönderdim. Barbar kral, kraliçe ve koruyucu geldi. Bir tane daha duvar kırıcımı bıraktım. E şimdi şurada bir şifa büyüsü kullanıyorum. Çoklu Cehennem Kulesi'ni dondurdum. Öfke büyüsünü patlattım. Koruyucuyu hala beklemedeyim. Bu arada Tomruk gerçekten güzel iş yapıyor arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini de artık bastık. Şimdi belediye binası indiriliyor. Şurada bir öfke büyüsü daha patlattım. Evet Tomruk zaten kendi başına aldı belediye binasını. Zıplatmamızın bir tanesi kullanılmıştı. Ee, şurada bir tane dondurma kullanalım. Evet, Barbar Kral'ı basmayacağım. Şu an için beklemedeyim. Burada zaten zıplatma büyüsü kullanmıştık. Bir tane dondurmamız mevcut. Şurada da dondurmamızı kullandım arkadaşlar. Ee, şimdi son zıplatmamızı da şurada atalım. Barbar Kral'ın özelliğini bastım. Kraliçeyi henüz basmış değilim. Alt taraftaki yetilerimiz güzel iş yaptı. Tomruğun içerisinden çıkanlar. İyi ki de onu almışız. Yani yetilerimizi almışız. Kraliçemizin özelliği kullanıldı. Son altın deposunu da indiriyoruz. Arka taraftan cadılarımızın iskeletleri geliyor ama sanki 3 yıldız gelmedi arkadaşlar. Valla 3 yıldızı alamadık gibi bir görüntü var. Kraliçemiz orada barbar kralı da indirdi. Ganimeti alalım. Tamam. Bomba kulesi ve şuradaki büyücü kuleleri var. Ee, sol tarafta da barbar kralımız ilerliyor. Kraliçe de maşallah ölmek bilmedi. ha. Evet barbar kralımız geldi. İskeletler de şimdi destek atmaya başladı. Barbar kralımız ne kadar tanklayabilecek? Bakalım. Küçük barbarlarımız öldü. Barbar kral hala ilerliyor. Şu bomba kulesi de insin abi. Yani iskeletlerimize ve cadılarımıza en büyük tehdit bomba kulesi ve büyücü kulesi. Arkada da birer tane kaldığı için orayı indirmemiz imkansız gibi bir şey. Biz en azından şuradaki topu da alırsak kara iksir sondasını da. Alırız ve kara iksiri de bırakmamış oluruz. Ama gücümüz yetecek mi bakalım birlikte göreceğiz. Evet cadımız iskelet çıkartmaya devam ediyor artık. Son iskeletlerimiz diyebiliriz. Cadı vur be vur senin Allah'ına kurban be. Süpersin çok güzel. Kara iksiri de aldık 3 yıldız almışız almamışız. Hiç umurumda değil açıkçası. Muhteşem bir garimet bir sonraki savaşımıza geçelim. Muhteşem bir garimet daha bulduk arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden saldırımızı yapabiliriz. Köyün ortasında bir tane kare var. E, köyün savunmasını çok da umursamamış gibi. E, gözüken ganimetten de birazcık sanki aktif bir oyuncu değil. Bu görüntü var arkadaşlar. Neyse bir saldırımızı yapalım. Bütün ganimeti alırız diye düşünüyorum. savunmalarda hazır. Düşükken şuradan şöyle devleri bıraktım. Atıcılarımızı yollayalım. Bu arada e, tomruğu biraz erken bırakacağım. Duvarı hızlıca parçalasın istiyorum. Duvar kırıcılarımızı şöyle hemen bıraktık. Barbar kral, kraliçe ve peşinden de koruyucumuz geldi. Bir öfke büyüsü patlattım. Koruyucunun özelliğinde bastım arkadaşlar. Tomruk güzel iş yaptı bu arada. Askerlerimiz içeri doğru girmeye başladı. E, şifa büyüğümüzü nerede atalım? Şu noktada bir tane şifa büyüsü kullanabiliriz. E, tomruk varken zıplatmaların da pek önemi olmuyor gibi arkadaşlar. Şurada hemen bir dondurma kullandım. Barbar Kral'ın özelliğini basmış değilim. Alt tarafta bir öfke patlatıyorum. Öfkeden sonra da şurada bir dondurma kullandım. Büyüler birazcık öylesine gibi oldu. Hiç de gerek yoktu aslında. Barbar Kral'ın özelliğini bastık. E, şimdi diğerlerini kullanmasak da olur. Ama şöyle de bir durum var. E, diğer çıkacak. Orada saçma sapan olaylar olacak. Ee, yine de kullanmayalım ya. Kullanmayalım elimizde iksir gitmesin. En azından klanda isteyen falan olursa ona göndeririz. Ordunun düzeni bozulacak ama şimdi boşa da atmayalım. Hazır bu kadar ganimetimiz varken 33 kupa aldık. 1 milyonun üzerinde iksir aldık. Altınımız da gayet başarılı. Şapka çıkartacağımız bir ganimet daha geldi. 1 milyon üzerinde altın, 1 milyon üzerinde de iksir var. Muhteşem. Köyün duvarları da zayıf, savunmaları da zayıf. Buradan da yapıştırıp bir üç yıldız alacağız Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar hemen alttan başlayalım saldırımıza. Devleri yolladım bu sefer yine tomruğu erken bıraktım. Cadılarımı yaydım. Hemen atıcıları ve cadıları da patlattık. Duvarlar zayıf olduğu için deliler gibi duvarları kırıyoruz. Şöyle koruyucuyu da bıraktım. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Soru sormayayım şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki bu ordu olmasaydı bu ganimetlerin hepsini toplar mıydık? Kesinlikle toplardık arkadaşlar. Çünkü köylerin geneli zayıf geldi. Daha güçlü köyler gelip yani belediye binası 12 daha zor köyler gelip ee, bu ganimetleri kaçırmayayım. Ve sizlere de seyir zevki yüksek videolar çıkartayım diye bu orduyu kullandım. Normalde bebek ejder vesaire saldırısı yapıyorum ama şimdi orada ganimet kasarken daha sıkıcı oluyor. Burası biraz daha eğlenceli arkadaşlar. Ha Daha eğlenceli ordu yok mu? Çok daha eğlenceli ordular var. Onlarla da ganimetlerimizi kasacağız inşallah. Ee, şimdi köyde zaten bir şey kalmadı. Anlatmaya da gerek yok. Ee, basit bir köydü. Ganimet muhteşemdi. Ama bu ligde çıkan ganimetleri görüyorsunuz değil mi? Yani boşuna demiyorum buralarda ganimet kasın diye. Ee, toplamda şu ana kadar kaç tane saldırı yaptık. Ee, kasmış olduğumuz ganimete bakın. Bu arada kahramanlarımız da son anda ee, canı fullendi. Muhteşem. 21 kupa aldık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Ganimetler bitmek bilmiyordu arkadaşlar. Şimdi köy binası 12. Ee, savunmaları güçlü bir köy bulduk. Buradan 3 yıldız alır mıyız? Bilemiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Eğer ki cadılarımızın ve devlerimizin seviyesi max olsaydı alırız derdim. Ama onların seviyesi birer tık düşük olduğu için emin değilim. Ganimet nerede ona bakıyorum. Ganimeti de yaymış namussuz her yere yaymış. Şimdi şu üstten saldırırsak belediyeyi alırız ya. Üstten deneyeceğim abi. Belediyeyi inşallah alırız ama öyle de bir durum var. Devleri yolladık. Tokmak gelmiş bu arada. Keşke tomruk olsaydı. Biraz tomruğa güvenip girdiydim. Yani tomruk var sandım ama maalesef tomruk yokmuş. Atıcıları da bırakalım onu da unutmayalım. Şöyle kahramanlarımızı yolladık. Bir öfke vuralım. Şurada da dondurma kullandık. Şimdi koruyucunun özelliğinde basacağım. Burada tokmağın patlamasını istemiyorum. Evet duvarı da açtık. Şurada bir dondurma kullandım. Süper. Bir öfke attım. Şöyle de dondurdum. Belediyeyi galiba aldık. Burada bir problem yok. Şuraya bir zıplatma. Şuraya bir zıplatma yolladım. Belediye binasında alacağız. Askerler oradan rahat girsin istedim arkadaşlar. Kraliçemizin özelliği bulunuyor. Çok güzel. Arka tarafta X'yi ve büyücü kulesini şöyle okçu kulesinde içerisine alarak dondurdum. Ganimetin güzel aldık. Bayağı bir ganimet aldık ama dediğim gibi 3 yıldız alamadık arkadaşlar. Başlangıcında da tahmin etmiştik. E, şuradaki bir altın kaldı. İksirleri alırsak tatlı olur. Burada bir iksir var. Bir de şurada iksir deposu var. Onu alabileceğiz mi? Kraliçenin çok az canı var be. 45. seviye kraliçe de işte belediye 12'de yemiyor arkadaşlar. Bazen yemiyor. Rakip kraliçeyi indirdik bu arada. Koruyucumuz aha cadılar depoyu aldı. Buradaki toplayıcıları da temizliyoruz. Şuradaki iksir deposuna gücümüz yetmez. Arka tarafta altın deposu ve kara iksir sondası var. Oraya da yemeyecektir. Ama buna rağmen her şeye rağmen güzel bir ganimet aldığımızı düşünüyorum. Yani şurada 9 milyona yakın ganimetimiz oldu arkadaşlar güzel bir savunma yükseltmesi patlatırız saldırılarımız bitsin. Bu savaştan sonra son bir tane daha savaş yapalım dedim. daha da videomuzu çok da uzun tutmayalım. Koruyucumuz hayatta. Koruyucu çok güzel be. Adamsın. Havan öldürdü. Koruyucuyu da ad havan öldürdü ya. Neyse tamamdır. 600 küsüre 600 küsür aldık. 5 küsür de kare eksirimiz var. Bir sonraki savaşımıza geçelim. 700 bin üzerinde ganimet bulduk arkadaşlar. Hem altın hem de iksir olarak. Şimdi ben bu köye tersten saldırı yapacağım. Elimizde tomruğumuz da var. Tomruğumuzun olması birazcık e, güven vermiyor değil. Valla veriyor. Şöyle tersten mi saldırırsam üstten mi saldırırsam ona bakıyorum. Şimdi şu taraftan mı saldırayım ya? Burada çoklu cehennem var. Şuradan saldıracağım. Hemen devleri de yaydım. Cadıları da bıraktım. Hızlı davranmam gerekiyor. Tomruğu da şöyle yukarıdan yolladım. Evet çok güzel. Dev kaldı. Devleri de yollamamız gerekiyor. Duvar kırıcı. Şuradaki çoklu cehennem mahvetti. Hemen bir orayı dolduralım. Çok güzel. Şimdi şurada bir öfke patlattım. Zıplatma almamıza gerek yokmuş ya bu saldırıda. Valla onu fark ettim arkadaşlar. Yani Tomruk zaten her şeyi yapıyor ya. Koruyucuyu hala basmadım. Koruyucuyu şurada bastım. Barbar kralın özelliğini patlattım. Şurada bir zıplatma, bir tane öfke. Şuraya da bir zıplatma yolladım. Belediyeyi de şuradan alırız diye düşünüyorum. İnşallah dondurmayı da attık. Atıcılar oraya kaydı. Kraliçe ne yapıyorsun gözünü seveyim. Kraliçenin bulunduğu noktaya bakar mısınız arkadaşlar? Şuradaki duvara vuruyor ya. Burası açık abi burası yani bildiğiniz çukur yani. Şurası bomboş açıkken gitmiş duvara vuruyor yukarı gitmeye çalışıyor ya. Yani o kadar da videolarda dedik ki bu kraliçeye beyin gelmiş, zeka gelmiş dedik. Şurada yaptığı hamleye bakar mısınız? Neyse Allah'tan belediye binasını aldık he. Şimdi depo indi yukarıda iskeletlerimiz güzel. Kraliçe al şu topu da. Topu alamadık olsun. Ganimeti alalım abi. Kara eksi sonrası var. Büyücü kulesi var mı? Yok. Bomba kulesi var mı? Yok. Şu an için iyiyiz. Herhangi bir dev bomba vesaire çıkmazsa daha demin çıktı. 3 yıldız aldık diyecektim de. Dev bomba çıkınca bir tırstım. Ee, o yüzden emin konuşmak istemiyorum ama şöyle görüntüde baktığımızda yani bir 3 yıldız havası görüyorum arkadaşlar. Ee, dev bomba hala çıkıyor. Normal bomba falan da çıkıyor. Koruyucu da var. Koruyucu alır ya en kötü ihtimal alır alır. Aldık. 3 yıldız zaten önemli değil de ganimeti aldık. Arkadaki altın toplayıcıyı da alırsak süper olacak. Ve daha sonrasında da inşaatçımızı dolduracağız. Saldırılarımız güzeldi Vallahi Bence eğlenceliydi. Ee, sizler nasıl buldunuz bilmiyorum ama Belediye 12 videosu da güzel oldu diye düşünüyorum. Son toplayıcımız aldık. bu arada. Kristal ligini gördünüz yani. Öyle e, mükemmel ganimet bulmak için de e, çok fazla araştırma yapmadım arkadaşlar. 5-10 köyde bir geldi. Şimdi klan kalemizde de ganimetimiz varmış. Az da olsa Valla video bahanesiyle ben de burada ganimet kasmış oldum. Yalan değil. Ne basacağız? Şöyle bakalım. Havan var 10 milyona basılıyor. Top var 9 milyona basılıyor. Köyde de bir şey kalmamış. Altı okçu kulesi gözüküyor. Ee, üç 3 tane top kalmış. Sonrasında bitiyor. Bir de kahramanlar var. Güzel. Vallahi işler tıkırında. Koruyucuya 12 milyon istiyor. Bir tek kahramanlar ve duvarlar geride kaldı ama savunma bitince belediyeyi basıp geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? 21 saat 53 dakika sonra inşaatçı boşa çıkıyormuş. Yani ya mecbur iksirimizi yükseltip koruyucu basacağız ya da başka bir savunma basmaya devam edeceğiz. Ben bu elimdeki ganimeti videoda olduğumuz için harcamak istiyorum. Normalde olsa harcamazdım. Bir kısmını harcayalım en azından. İksirle şöyle duvar basmış olalım. İki tane bastık. Hadi bir tane daha basalım. O kadar ganimet kastık yani sizlere de ayıp olmasın arkadaşlar. 3 milyonumuz kaldı. Haydi bunu da bastım ya. Sizden değerli mi? Duvar basmış oluyoruz sonuçta. Altınımız da nasıl yatırım yapacağım? Havan bence çok işe yaramıyor. Toplar daha önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben tercihimi toplardan yana kullanıyorum arkadaşlar. 9 gün boyunca yükseltmesi olacak. E, onun yükseltmesini yaptık. Şu an inşaatçılarımız doldu. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E bu arada kupamızda kristal 2'de 2.359'a yaklaşmış gelmiş yani e kendinize iyi bakın hoşçakalın.